İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezasının istinaf mahkemesince onanmasına ilişkin değerlendirmemizi özetle bilgilerinize sunuyoruz. Kararın hukuki dayanaktan yoksun, siyasi bir karar olduğunu biliyoruz. Kararın yenilenen İstanbul seçimlerinin gerçekleştirildiği 23 Haziran'da açıklanmasının iktidarın intikam arayışının göstergesi olduğunu da biliyoruz. İktidarın artık sandıkta başarı elde edemediği ve edemeyeceği açık bir şekilde görüldüğü için bu nedenle sandıktan çekindiğini de biliyoruz. Bu uygulamalarla iktidarın kendisinden olmayan tüm muhalif kesimler üzerinde sindirme politikası uyguladığını da biliyoruz. İl başkanımızın tabi tutulduğu muamelenin aslında şahsından çok partimize dönük bir baskı, sindirme politikası olduğunu tüm milletçe biliyoruz. Bu nedenlerle bilinmelidir ki Cumhuriyet Halk Partisi Sancaktepe ilçe örgütü olarak partimizin il başkanına, partililerimize ve partimize sonuna kadar sahip çıkacağız. Sancaktepe kamuoyuna duyurulur. Cumhuriyet Halk Partisi savcılara başvurulup da İçişleri Bakanlığı'na başvurulup da kurulan bir parti değildi. Bu ülkenin kurucu partisidir. Ezilenlerin partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi'ne kimse bu şekilde hiçbir zaman hesap soramaz. Bir operasyon yapamaz. Her daim Cumhuriyet Halk Partisi'nin kitlesi bunun karşısında olacaktır. Canan Hanım'ın da her daim dimdik yanındayız. Tüm partilerimizin yanında olduğu gibi bunu yapma hesabında olanlar da Cumhuriyet Halk Partisi'nin karşısında ezilecektir. Teşekkür ediyorum. Bu konuyla ilgili herkes biliyor. Türkiye'deki işte 23 Haziran seçimlerinde biz Ekrem Başkan'ın bir yıllık yaptığı icraatlarını kendi programda izlerken arkamızdan da Canan Başkan'la ilgili boş durulmamış, onu algıladık. Ya bu korkular bir yere kadar olur ama artık bir yerden sonra kimse kimseden korkacak değil. Şunu söylemek istiyorum. Canan Başkan'ını yakinen iyi bildiğim için asla adaletsizliği, hukuksuzluğu asla sevmeyen, asla böyle yalaka tarzında siyaset yapanları da sevmeyen, eşit hak edenin hak ettiği yerde görev almasında da sonuna kadar arkasında olduğunu biliyorum. Uzun zamandan beri birlikte yanında çalıştığım için bunu özellikle örgüte söylemek istiyorum. Çünkü Canan Başkan gerçekten toplum nezdinde ciddi anlamda bir albenisi olan bir siyasetçi kimliği var. Canan Başkan'ın insanları ötekileştirmeden birisi ona el sallıyorsa eğer bir resim alıyorum alabilir miyim diyorsa büyüklenmeden, kaba davranmadan onun yanına kadar gidip onunla ilgilenip onunla bir o resim pozunu verebiliyorsa her kesme o kadar yakinen ilgi duyuyor. Onun için Canan Başkan hani siyaseten ciddi manada bu Büyükşehir'i almamızda belki Türkiye'ye sinerji verdi. Büyükşehir'i almamızda çok ciddi nasıl bir emeklerin olduğunu biliyorum. Ki bugün bu mahkemenin onanmasıyla ilgili şehir dışından bir sürü arayanlar oldu. Hani üzülüyorlar, içeri mi atacaklar? Böyle bir şey yok. Bir üst mahkeme, anayasa mahkemesine avukatlar götürecek. Daha gerekçeli karar yazıldığı yok şu anda. Onun için böyle bir şeye kapılmamıza gerek yok, korkuya kapılmamıza gerek yok. Biz daha güçlenerek devam edeceğiz. Çünkü bunu genel başkanımızdan da bir asla ağzından duydum. Biz iktidarız diyor, iktidara gidiyoruz diyor. Onun için şu anda kamuoyu araştırmalarında çok da ciddi olmasa dahi çok ciddi anlamda AKP'nin çok ciddi anlamda oy kaybettiğini, puan kaybettiğini,
Onlar da bildikleri için eğer böyle bir güçleri olmuş olsa erken seçime gidebileceklerini, cesaretini yapamıyorlar şu anda. Onun için MHP ile beraber hani körler sağlar birbirlerine ağırlar hesabı bir dayanışma içerisinde kendi varlıklarını koruyabilmek için böyle bir güç gelişinde yapıyorlar. Bir küçük de birkaç tane partiler var. Onların daha çok ayakçılık ettiği, belki bizim geçmişte çok iyi solcu bildiğimiz, peşine koşan arkadaşlarımız da çok vardı bu bölgede. Onun için insanlar her şeyi daha iyi görüyor. O nedenle iktidarı biz iyi çalışırsak, içeride iyi kenetlenirsek, birbirimizi ötekileştirmezsek, birbirimizi seversek, sımsıkı sarılırsak, Sancaktepe'de de olsun, Türkiye'de de olsun iktidar olacağız buna eminim yani. Herkese teşekkür ediyorum arkadaşlar.